Öncelikle merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba. İsmim Tanser Kibar. Aselsan Konya Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. Fuarımıza hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş bulduk. Standımızda sergilenen ürünlerden kısaca bilgi vermek istiyorum. İlk başta görmüş olduğunuz bizim Aselsan Konya öz kaynaklarıyla geliştirmiş olduğumuz yüksek hızlı mühimmat atabilen 40 mm otomatik bomba atar silahımız. Max 40 olarak adlandırıyoruz. Bu tamamen Aselsan Konya'nın özgün tasarımıyla yapılmış bir silah. Muadilli olan bir silah var. MK-19 Mod 3 dediğimiz Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde çok sayıda var. Biz Aselsan Konya olarak buna alternatif olabilecek bir silah geliştirmek istedik. Amacımız ise o silahla yaşanan bazı dezavantajları avantaja dönüştürmekti. Bu silahın en büyük avantajı muadiline göre orijinali 39 kilogram olan bir silah. Biz 19 kilogramlık bir silah tasarlamış durumdayız. Bu da bizim askerlerimizin sahada mobil olmaları anlamında çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Özellikle üst bölgelerindeki çıkartmalarda bir alan ele geçirmelerde askerlerin mobilitesi çok kritik. Askerler hızlı hareket etmek zorunda. Özel kuvvetlerimiz, polislerimiz ve askerlerimiz. Bu silahın hafif olması sayesinde yanında taşıyacağı yükü azalttığı için ciddi manada avantaj sağlıyor. Bir diğer güzel avantajı ise atım hızının mevcut silaha göre yaklaşık %20 daha yüksek olmasının en büyük avantajlardan bir tanesi. Bu silahı aynı zamanda uzaktan komutalı silah sistemlerimize de entegre ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz silah sistemimiz Sarp Dual uzaktan komutalı silah sistemimiz. Bu konfigürasyonda iki tane 40 mm bomba atar görüyorsunuz. Ana silah olarak 40 mm MK-19, yani orijinal silah dediğimiz silah. Buna benzemiyor. Daha büyük bir silah, 39 kilogram. Bu zaten envanterde olan ve kullanılan bir versiyon. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz ise Aselsan Konya'nın özgün olarak geliştirmiş olduğu 40 mm bomba atar. Bu sayede Sarp Dual sisteminin yardımcı silahını 40 mm bomba atar haline getirebilmiş durumdayız. Ana silah olarak burada 40 mm takılmış durumda ama arzu edilmesi durumunda 12.7 ve 7.62 silahta takılabiliyor. Aslında askerimize ve kuvvetlerimize birçok opsiyonu beraber sunmuş oluyoruz bu sistemle beraber. Silah olarak silahların namluların çıkışlarına baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz. Bunun adı programlama başlığı, NAD diye geçiyor. Akıllı mühimmat atmamıza imkan veren bir silah sistemi bu. Aselsan'ın geliştirmiş olduğu 40 mm mühimmatları atabilen bir sistem bu. Bu mühimmat nasıl çalışıyor? Belirli bir mesafedeki hedefi tespit ettiğiniz zaman o hedefin olduğu mesafede havada kendiliğinden patlayacak şekilde programlıyorsunuz. Bu programlama da özellikle bu konfigürasyonda dronlara karşı veya sütre arkası hedeflere karşı ciddi bir etkinlik sağlamış oluyoruz. Bir diğer sistemimiz ise gene Aselsan Konya'nın SSB önderliğinde geliştirmiş olduğu bir sistemimiz. Bu sistemimiz akıllı optik nişangah sistemimiz. Şu anda bunu bir Pantilt'e entegre etmiş durumdayız. Bu silah sistemin üzerindeki dürbünün üzerinde gündüz kamerası var. Yani low light dediğimiz gece gündüz çalışabilen kameramız var. Lazer mesafe ölçerimiz var. Kendisi dahili pilleri var. Ve kullanıcının balistik hesaplamalarını yaparak kullanıcının hatasız bir şekilde hedefini vurmasına yarayan atış kontrol bilgisayarını barındırıyor içerisinde. Aslında silah sistemlerinin girişi gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcının işini çok kolaylaştırıyor. Nokta atış yapabiliyor. Daha da güzeli üzerindeki tertibat sayesinde kullanıcının hedefi vuramayacağı bir durumda atış yapmasına da izin vermiyor. Bunu mekanik olarak engelliyor. Fuarın tüm savunma sanayi paydaşları için faydalı ve güzel geçmesini arzu ediyorum. Biz Aselsan Konya olarak görevimizin başındayız. Verilen misyon çerçevesinde elimizden geldiğince de hizmet etmeye devam edeceğiz ülkemiz için.